Hocam Bilir kanalından herkese merhabalar. Evet değerli arkadaşlar, bugün en düşük memur maaşı ve e, emekli memur zamları belli oldu. Detayları hep birlikte inceleyeceğiz. E, Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Evet en düşük memur maaşı ne kadar, zamlı memur maaşları belli oldu. 2024 öğretmen, polis, doktor ve hemşire güncel maaş tablosu hep birlikte detaylara bakalım. Evet, milyonlarca memurun merakla beklediği 2024 Ocak ayı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri %29.79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %15'te toplu sözleşme zammı alacak. Böylece Ocak ayındaki zam oranı %49.25 olacak. Peki zam sonrası en düşük memur maaşı kaç lira olacak? İşte memurların kalem kalem samlı maaşları. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zamına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında %6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri %29.79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %15'te toplu sözleşme zammı alacak. Böylece Ocak ayındaki zam oranı %49.25 olacak. İşte zamlı maaşlar. Zam sonrası memur maaşlarını tek tek hesapladık. İşte zamlı maaşlar. Not olarak da maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ekler ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve iki çocuk 0-6 yaş grubu ve diğer esas alınmıştır. Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek. En düşük memur maaşı bekar 30372 TL. Sendikalı evli ise 32639 TL. Sendikalı bekar ise 30910 TL. Memur önceki maaşı 22938 TL iken zamlı maaş 34235 TL oldu. Öğretmen önceki maaş 26000 26654 TL iken zamlı maaşı 39781 TL. Uzman öğretmen önceki maaşı 29538 TL iken zamlı maaşı 44085 TL. Polis memuru önceki maaş 29525 TL iken zamlı maaş 44292 TL. Bir uzman doktorun Önceki maaşı 54.959 TL iken, zamlı maaşı 82.026 TL. Hemşirenin önceki maaşı 26.440 TL iken, zamlı maaşı 40.179 TL oldu. Avukatın önceki maaşı 31.562 TL iken, zamlı maaşı 47.823 TL. Mühendisin önceki maaşı 33.122 TL iken, zamlı maaşı ise 50.800 69 TL oldu. Bir teknisenin önceki maaşı 23.538 TL iken, zamlı maaşı 35.490 TL. Başkomiserin önceki maaşı 32.626 TL iken, zamlı maaşı 48.920 TL. Vaizin önceki maaşı 27.620 TL iken, zamlı maaşı 41.582 TL. Profesörün önceki maaşı 48.124 TL iken, zamlı maaşı 72.422 TL'ye yükselmiş oldu. Bir araştırma görevlisinin önceki maaşı 31.763 TL iken, zamlı maaşı ile 48.003'e yükselmiş oldu. Şube müdürü'nün önceki maaşı 32.451 TL iken, zamlı maaşı ile 49.867 TL oldu. Şimdi de zamlı memur maaşları ne zaman yatacak detaylarına bakalım. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A SSK emekli maaş ödeme tarihlerine bakalım. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde, tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde ve tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ise ayın 26'sında yapılıyor. Son olarak da 4B Bağkur emekli maaşı ödeme tarihlerine bakalım. Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde. Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. Evet değerli arkadaşlar, maaş, memur maaş ve emekli maaşlarının e, yüzdelik dilime göre ne kadar ettiği önceki ve sonraki maaşlarına değindik. Herkese maaşları hayırlı olsun diyelim. Bir dahaki videoda, bir dahaki haberimizde görüşmek üzere.